Burası Sokak Canlılarını Koruma Derneği. Derneğimiz Sinop'un merkeze bağlı Lala Köyü'nde. Kiraladığımız alanda bir ana binamız var. Onun yanında şehrin içerisinden gelen bakıma muhtaç hayvanları barındırdığımız, tedavi ettiğimiz bir bölümümüz var. Barınak bölümümüz var. Şimdi yeni yaptığımız hemen yan tarafta mama üretimi bölümü var. Burası da nasipse bu hafta sonu bitmesi lazım. Önümüzdeki hafta itibariyle inşallah kendi mamalarımızı kendimiz üretir hale geleceğiz. O da olduktan sonra aşağı yukarı tam bir tesise dönüşmüş olacak. İçeride toplantılarımızı yaptığımız, işte burada sokak canlılarına baktığımız, beslediğimiz, onları tedavi ettiğimiz bölüm. Mama üretiminden de mamalarımız geldiği an itibariyle kendi kendine başa çıkabilen, kendi kendini sürdürebilir bir şekilde yönetebilen bir derneğe dönüşeceğiz. Allah nasip ederse bundan sonra da diğer dışarıdaki hayvanlarımıza bakacağız. İnsanlar getiriyor. Ya biz kendimiz de mesela yolda gittiğimiz zaman veya işte bir yere gittiğimiz zaman o bölgede yaralı veya hasta bir hayvan bulursak mutlaka alıyoruz. Arabamıza koyup getiriyoruz buraya. Veterinerimiz var. Devamlı buraya geliyor. Onların tedavilerini yapıyor. Şimdi burada bir yeni bir kabin getirdik. O kabinde bunlara acil müdahale edebileceğimiz bir sistem kurulacak. Buraya geldiğinde diyelim ki yaralı, hasta, işte tedaviye muhtaç, kedidir, köpektir, ne varsa elimizden ne geliyorsa biz burada hızlı onların bakımını üstleneceğiz. Tabii. Ufak çaplı şeyleri yapacağız burada. Yani işte kanaması olan veya ufak tefek böyle alçısıdır, kırığıdır, çıkığıdır olan ne varsa onları burada yapmak istiyoruz. Çünkü şöyle, buraya gelenin buradan bir yere gitmemesi lazım. Biz de buna göre bir zaten tesis oluşturmaya çalışıyoruz. Doğum yapmıştı. Doğum yaptıktan sonra buraya bir bayan arkadaşımız var. Sinop'ta. O getirdi. Biz de bakımını üstlendik. Burada gözlerini açtılar, büyüdüler. Şimdi topaç gibi dolaşıyorlar etrafta. Sitemizde mesela bunların fotoğrafları olacak. Hepsinin buraya gelen, hasta olan, iyileşen, ondan sonra doğan bütün şeylerimizin, köpeklerimizin, kedilerimizin resimleri olacak. Türkiye çapında sahiplenmek isteyenlere burada yardımcı olacağız. Tabii güvendiğimiz kişilere, onlarla oturup konuşacağız. Bunların çok iyi bakılması lazım. Biz burada iyi bakıyoruz. Yani onlara da, onların da iyi bakması lazım. Onlarla ilgili tabii herkese vermeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Şu anda mama üretimi için en önemli şeylerden bir tanesi tesislerden çıkan yemek atıkları. Yani biz bugün fabrikalardan, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yemekhanesinden, Emniyet Müdürlüğü'nün yemekhanesinden, Jandarma'nın yemekhanesinden, ne bileyim İl Özel İdaresi'nin yemekhanesinden, nerede varsa üniversitenin yemekhanesinden çıkan bütün atıklara talip olacağız. Bunlarla bizim kafamızdan geçen şu, bunlarla biz bir protokol anlaşması imzalayalım. Buradan çıkan yemek atıklarını biz buraya getirelim. Bunları burada kurumamaya çevirelim. Daha sonra da bu tesislerden, bizden talep eden olursa onlara kurumama verelim. Çünkü herkesin kendi şeyinin önünde, tesisinin önünde mutlaka birkaç tane hayvan oluyor. Köpek oluyor, kedi oluyor. Biz bunları bir şekilde beslememiz lazım. Sabah ilk geldiğimde hayvanların mamalarına, suyalarına, tedavilerini, bakımlarını yapıyoruz. Sonra temizliklerini yapıyoruz teker teker. Sonra bir anne köpeğimiz var. Onun ayrı tedavilerini yapıyoruz. Onun ayrı bir yavruları, ayrı bir bakım istiyor. Onlara süte de başladık. Onların sütlerini falan veriyoruz. İlk geldiğinde çok kötüydü. Bu